Çocuklar, onu görüyorum, içeri giriyor. Hemen hamlelerimizi yapmalıyız. Evet, hızlı olmalıyız. Mükemmel bir zaman, benimle gelin çocuklar. Tamam hadi gidelim. Bakın, sessiz olun, sessiz. Evet, sessiz olmalıyız ama bir dakika, aklımda bir şey var. Bence Moni ve ben gizli onun evine girerken onun dikkatini dağıtacak kişi Fred olmalı. Niye ben ya? Niye siz giriyorsunuz da ben dağıtıyorum? Çünkü biliyorsun ki sen bunda daha iyisin Fred. Tamam bunu halledeceğim, bana güvenebilirsin. Aa, hadi Moni, gel bu tarafa, biraz saklanalım, bizi görmesin. Hey Sera, içeride misin? Evet, buradayım Fred. Sera, galiba senin kardeşini gördüm. Yabancılardan şeker alıyordu. Ne, ciddi misin? Çabuk söyle Fred. Şu tarafa gittiler, sol tarafa doğru. Tamamdır, teşekkürler. Bekle, yardım etmek için ben de seninle geleceğim. Of Moni, Fred'in onunla gitmemesi gerekiyordu. Ne yapıyor bunlar? Sorun yok ya, biz halledebiliriz bence. Hadi gel ilerleyelim, tamam. Of ya, Fred niye gitti ki? Gel eve gizlice girelim. Kapıyı da açık unutmuşlar zaten, bu çok iyi oldu. Gel bakalım, gizlice bir eve bakmalıyız. Çabuk gir, görmesin kimse bizi. Tamam, etrafta garip bir şeyler görüyor musun Moni? Görmüyorum, normal ev. Evet, bence de... bir dakika. Bu mantar kafasını ilk defa görüyorum. Sen daha önce gördün mü? Hiç bu kadar dikkat etmemiştim. Ben dikkat ediyordum da bunu ilk defa gördüm. Yani eşyalarını karıştırsak mı, ne yapsak bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Bilmiyorum, eşyaları da bu mantar kafası çok iyi duruyor. Evet, o yüzden onu almak istiyorum. Gel bakalım buraya, hoppa. Tamam, baksana elime. Çok güzel durdu. O bütün ev bana kaldı, sonunda gitti. Çocuk, senin burada ne işin var? Asıl sizin burada ne işiniz var be? Biz burada takılıyorduk da sen niye Seren'in evindesin? Ben onun yatağında uyuyordum mis gibi. Ne, ciddi misin? Delirdi mi bu? Bilmiyorum, bana bak dinle. Eğer bu eve gizli girmiş olmasaydık seni ona söylerdik, tamam mı? Tamam özür dilerim. Seren burada olmadığı için ben onun evinde kalıyordum. Ne, bu yaptığın çok gizlice bir şey ve bunu niye yapıyorsun? Bu çok kötü bir şey çocuk, şimdi seni herkese şikayet edeceğim. Tamam çocuk, eğer 5 saniye daha burada durursan gerçekten seni polise falan şikayet edeceğim. Bak sayıyorum 5'e kadar, çabuk git buradan. 1, 2, 3. Tamam dur. 4, hadi koş. Seni bir daha burada görmeyeceğim, git bakalım buradan. Moni, bu çocuk beni gittikçe daha da korkutuyor, farkında mısın? Evet ya, tipi çok garip. Evet ve sürekli bizi gözetlediğini düşünüyorum, bu normal mi? Değil herhalde ya, ne bileyim, her yerden çıkıyor. Moni, beni aşırı korkutuyor bu. Ayrıca evimizin altında tünelleri falan olabilir mi ya? Bu çocuk her yerden çıkıyor. Yok ya, o kadar da değildir. Köstebek değildir. Herhalde değildir değil mi? Tamam, ben de sana inanıyorum. Tamam, etrafa bakalım, yeni bir şeyler bulabilir miyiz diye bakalım bir. Geri döndüm çocuklar. Fred, kapıyı kapat, çabuk içeri gir ya, kimse görmeden bizi. Neredesin be oğlum sen? Sera'yı kandırmam birazcık uzun sürdü ama görev tamamlandı. Neyse, seni tebrik ederim, tamam. Şimdi bu üçlü kardeşler bir şey yapacak. O projeleri görmek için tabii ki laboratuvara inmemiz gerekiyor. Hazır mısınız? Hazırım. Ben de hazırım. Evet hadi gelin bakalım. Hemen şöyle aşağı doğru ineceğim, o zaman atlıyorum. Her buradan atladığımda daha da garip hissediyorum kendimi ya. Bir insan niye böyle bir şey yapar? Asansör falan yok mu? Asansörü icat edilmedi daha. Hayır ama Selen'in yapmak istese yapabileceğini biliyorum ben. Neyse, gelin bakalım laboratuvara bakınalım biraz. Oo, ne kadar garip bir yer burası ya. Her gördüğümde daha da garipleşiyor. Moni, niye atladın? Oo, burası bomboş. Kimse yok burada. Evet, kimse yok. Bir dakika, şuradaki sandıklara bakın. Hey, bir dakika. Sanırım videoya like atmayı unuttun. Ne? Bunu nasıl unutursun? Ayrıca severek izlediğim bu kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Hem de tamamen ücretsiz. Video hakkında düşüncelerini yorumlara yazmayı da unutma. Dostum, bu video harika olmuş. Unutmayın ki sizi çok seviyoruz. Tamam, Sera'nın doğum günü partisi için hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Burada güzel bir şeyler buluruz diye geldik de bir şey diyeceğim Moni ya. Bu bayağı ileri teknoloji ürünleri gibi duruyor. Baksana, sandıklara kilit koymuş. Evet, içinde kim bilir neler var değil mi Moni? Acaba bir sürü balık mı var? Balık mı? Niye aklına balık geldi ki? Ne bileyim ya, karnım acıktı. Nasıl açacağız bunu? Ben de bilmiyorum nasıl açacağız ya. Of, şifre falan istiyor bunlar. Çocuklar bakın buradaki sandıklarda galiba bir şeyler yok. O sandıklar neden normal de Fred, bence açmamalısın onları. Açayım ya, hiçbir şey olmaz. Bu ses de ne çocuklar? Alarm devreye girdi. Hayır bir dakika, bir şeyler olacak. Bak, korkmaya başladım. Ne yapacağız? Bir dakika, şurada bir çıkış vardı, gidin. Beni takip edin çocuklar. Beni de bekleyin. Çabuk gel, arkada kalmayın bakın. Tamam, burası nereye çıkıyor? Oha, bir dakika, ne? Özel asansör mü? 3 kişiliktir, tamam, bastım. Nereye geldim? Moni? Çık. Bir dakika, eve geri geldik. Asansörü icat etmiş.
O ses de neydi, duydun mu? Oha, bir şey patladı. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Bana bak, Fred'e bir şeyler olmuş olmasın. Havayı uçtu kesin. Havaya mı uçtu? Hayır, arkadaşımızı kurtarmalıyız, gel benimle. Hop, patlıyorum Fred, geliyoruz adamım. Bir dakika, orası da ne? Moni? Aha, kapanmış burası. İyi de ne olmuş? Bir dakika, bu patlama bu muydu yoksa? Etrafa baksanıza, her yer dağılmış. Ben burayı elimle temizlerim. Nasıl temizleyeceksin böyle bir şey? Yıllar sürer Moni. Hey Fred, bizi duyuyor musun? Çocuklar, yardım edin. Moni, duydun mu? Duydum, iyi misin Fred? Hayır, hiç iyi değilim. Fred, sanırım sesini duyuyoruz da burası çok dağınık. Bu taşları sen de görüyor musun? Görüyorum ama elleyemiyorum ki. Biz de elleyemiyoruz ama bizi kazman var mı Moni senin? Fred, merak etme, geliyorum yanına, kurtaracağım seni. Moni, lütfen böyle yıllar edin. Sürecek, yıllar sürecek, böyle olmaz. Yani kazması olan aklına gelen biri var mı? Var, madenci. Madenci, evet, madencilere gidebiliriz değil mi? Madenciler yardım eder bize, gel bakalım. Tamam, hemen gidelim yanlarına. Moni, bu gerçekten iyi bir fikirdi adamım, seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Madenci zor gün adamıdır. Evet, madenci dostumuz bize yardım eder değil mi? Ya ama diğer madenci biraz huysuz gibi, ama ben öyle düşünüyorum. O madencinin babası bu arada. Babası mı? Yok artık, belliydi zaten yaşlı olduğundan. Ne yapıyor? Buradalarmış direkt. Bu harika bir fikir de. Madenciler merhaba. Ça. Madenci merhaba, yardımınıza ihtiyacım var. bu adamın ne dediğini sen anlıyor musun Moni? Ben anlamıyorum. Sadece küçük madenciyi anlayabiliyorum. Madenciler daha doğrusu, yardımınıza ihtiyacım var. Ça. Bir dakika, ne fırlatıyor bana ya? Madenci, lütfen dursana, bir şey anlatacağım. Önemli bir şey bu. Acıdı, bana ne fırlatıyorsun? Moni, düşme, düşeceksin. Bir dakika, bu ne böyle? Muz kabuğu çok kaygan ama. Ya dursanıza, bakın gerçekten önemli bir şey. Lütfen durur musunuz? Tamam, bir dakika bak, lütfen dinle beni. Acil ihtiyacımız var. Arkadaşımız Sera'nın laboratuvarında mahsur kaldı. Ve her yerde bir sürü kaya var, taş var. Onu çıkartabilir misiniz lütfen? Ça. Neden ama, neden yapmıyorsunuz? Ça. Ne yazıyorlar Moni? Bir şeyler, o TNT'de ne? Sen kimsin, bana vuruyorsun ha? Kimsin? Al bakalım bunu. Moni, onları sinirlendirmesene, rahat dur ya. Öce kurabiye mi? Bu ne demiş? Nüce kurabiye. Moni, bunlar kurabiye istiyor. Kurabiye yok, fırından alın. Evet, fırından alın, biz kurabiyeci miyiz ya? Tanrım, ne diyor ya, galiba önce kurabiye sonra işlemeye çalışıyor bunlar. Ya bunun elindeki silah nereden buldu? Bana versene, bir tur süreyim. Ça. Ne ya, kurabiye istiyor bunlar, kurabiye istiyor deli gibi Moni. Ya hadi şu cebindekilerden versene bana ya. Al sana kurabiye. Ya niye toprak atıyorsun adamlara? Ya tamam, vurma. tamam, sakin ol, kurabiyeleri vereceğiz tamam mı? Fred'in başı tehlikede Moni. Of, tamam be, al hepsini sen ver, ben muhatap olmak istemiyorum. Tamam, ver bakalım, kaç tane attın? Tamam, bu kadar kurabiyeyi nereden çıkardın? Paket olarak cebimdeydi. Of, neyse tamam. Çocuklar, arkadaşımızı oradan çıkarın, olur mu lütfen? Bakın, alın, bunlar size söz verdiğimiz kurabiyeler, lütfen. Tamam, artık yardım edecek misiniz bize? Tamam, teşekkür ederim. Lütfen gelin. Tamam mı? Hadi gelin, gidelim. Tamam, gelin, beni takip edin. Hadi buradan atlamamız gerekiyor. Of ya, burası çok derin değil mi ama? Sera daha güzel bir şey yapabilirdi ya. Madenci, kaz burayı. Kaz işin ne? Lütfen burayı bizim için kazar mısınız? Lütfen. Ça. Ya o tarafa değil madenci, diğer tarafa. Oo, ne kadar iyi kazıyor. Baba madenciye bak. Helal olsun. Bir dakika. Ne, ama katman kayası varmış. Madenci, gel. Şunu kırmaya çalış. Belki 465 gün sonra kırarsın. Of ya, katman kayası kırılmaz ki. Fred, neredesin? Fred. Siz mi geldiniz? Evet, geldik. Seni kurtarmaya çalışacağız dostum da. Burada yapamayacağız galiba. Katman kayası var. Bir dakika, ne yazıyor bunlar? Ça. Kaçman kayası kıymaz mı? Bir dakika. Katman olmaz Bati. Ne diyor ya? Bay diyor. Bay. Sizi kötüler. Neyse, bir şey derdim de ağzımı bozmayayım. Yürüyün gidin. Bir dakika. Gittiler mi? Of ya, tamam, madenciler olmasa da yapacağız da. Bir dakika, burada hamam böcekleri var. Hamam böceği mi? Ya Fred, bunları nereden getirdin? İçeride birkaç dostumla tanıştım. Ya tamam, tanıştın, iyi yaptın da biz nasıl geleceğiz oraya? Ayrıca bilmiyorum. Of ya, ne yapacağız biz şimdi? Neyse, eğer madenciler olmasa da bile arkadaşımızı kurtarmalıyız Moni biz. Evet, doğru söylüyorsun da nasıl kurtaracağız ki? Tamam, gel bakalım, aklıma bir fikir geldi. Gel yukarı gidelim. Beni yalnız bırakmayın. Fred, sakin ol ya, geleceğiz, sakin olsana. Tamam, çıkıyorum tekrardan. Ya Moni, senin aklında bir fikir var mı? Hiçbir şekilde aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Tamam. Bir dakika, Sera geliyor. Kapıyı kapat, gel buraya. Yanlış oldu. Burada?
Aa Sera, biz de senin yanına geliyorduk, bulabildin mi kardeşini diye. Ya hayır, hiçbir yerde bulamadım. Fred bana yalan mı söyledi? Fred sana niye yalan söylesin ya? Kardeşinin başı derttedir belki. Bence ben onu... Bir dakika. Aa, doğru mu hatırlıyorum Moni? O galiba sinemaya gitmişti. Aa evet evet, sinemada. Sinemaya mı? Çok teşekkürler, hemen bakıyorum oraya da. Rica ederim. Oo, tamam tamam. Var ya, ecel telleri döküyordum burada. Of ya, yalancının mumu yastığa kadar yanar ama kesin patlayacağız bir yerde. Evet evet, ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız diye düşünüyorum. Neyse, ne yapacağız, gel bir PlayStation falan mı oynasak Moni? PlayStation, hadi gidelim. Aa bir dakika ya, Fred'in bizi beklediğini unuttum ama. Ya bir dakika, aklıma bir şeyler gelmiyor ama. Ya bir şey iyi düşünmemiz lazım, ne yapabiliriz? Neyi düşüneceğiz ki? Bilmiyorum, düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Ya Sera'nın onu yakalamasına izin veremeyiz. Çünkü evine geri dönecek en sonunda, değil mi? Aa bir dakika. Aa tamam, hatırladım. Moni, Frank'in yanına gitmeye ne dersin? Frank mi? Bir dakika, isim hafıza listemi kontrol ediyorum. Öyle birini hatırlayamadım. Mantar ormanındaki mantar adam var ya. Aa doğru doğru, gidelim. Evet hadi gidelim, onun yanına gidelim. O bize yardımcı olur. Tamam geldik geldik de, bulabilecek miyiz ya? Frank buralarda mıydı? Aa Tofi, galiba şu evde olması gerekiyor. Aa tamam tamam, bir dakika. Hatırladım hatırladım, bu köprüden geçmiştik. Buraya en son geldiğimizde dünyanın yarısını buz, yarısını ateş yapmıştık. Evet Tofi, evet hatırlıyorum. Bir ateşti, bir buzdu. Evet biraz korkmuştum gerçi. Umarım yine öyle bir şeyler yapmayız da. Gidelim bir bakalım. Frank Frank Frank, burada mısın Frank? Aa bir dakika, bu da kim? Hey siz kimsiniz, bu eve direkt böyle dalıyorsunuz? Özür dileriz, üzgünüm ama acil arkadaşımız Fred Sera'nın laboratuvarında mahsur kaldı. Lütfen bize yardım eder misin diyeceğim de. Sen Frank değilsin, sen kimsin peki? Ben onun oğluyum. Oğlu mu? Oğlu mu? Moni, Frank'in oğlu mu vardı? Aa bilmiyorum ki, ben nereden bileyim ya, mantar ailesi soy ağacı mıyım? Of doğru söyledin. Peki senin adın ne? Benim adım Mantaringa. Mantaringo mu? Baya komik değil mi Moni bu? Mantaringo tanıdık geliyor da neyse. Bana da tanıdık geldi neyse. Bize yardım edebilir misin acaba sen? Siz sürekli bu eve dalıyorsanız sizden yardım değil de intikam alabilirim. Şey yok, hep dalmıyoruz ya, Frank bizi çok sever. Biz senin babanın arkadaşıyız, çok yakın arkadaşız hatta. Yakın arkadaşı mı? Eğer öyleyse size yardım edebilirim. Oo tamam, nasıl yardım edebilirsin yani? Arkadaşımız duvarların arasından geçebileceği ya da sadece böyle katman kayalarını kırabileceği, parçalayabileceği güçlü bir şey var mı acaba? Ha o tarz bir şey mi? Nereden bilebilirim ki ben bunu ya? Aa Moni, bu bize yardım edemeyecek gibi ya, bu hiçbir şey bilmiyor, Frank gibi değil bu. Zaten çaylak kültür mantarına benziyor bir de. Kültür mantarı mı? Mor mantar mı olur? Mor mu oluyor onlar? Ne bileyim ya, ne bileyim de biz nasıl kurtaracağız Fred'i? Bilmiyorum bilmiyorum. Of ya bu adam, aa bir dakika, belki bu elimdekiyle kandırabilir onu. Aa doğru söyledin. Hadi hadi kandır onu. Hey Mantaringo, son zamanların en iyi dekorasyon ürününü gördün mü? Neymiş o bakalım? Elimdekine bir baksana. Bu tamtamına, biz mezattan aldık bunu açık arttırmadan, tamtamına 1 milyon TL'ydi. Mezardan mı çaldınız? Yok yok, mezattan, mezat açık arttırma yani. Mezgit balık. Bu neydi ya böyle? Ama neyse boşver, güzel bir şeymiş. Evet eğer bize yardım edersen sana bunu verebilirim Mantaringo. Tamam gelin bakalım dışarı. Eğer dediğimi yaparsınız size yardım edeceğim. Oo, acaba ne isteyecek ya? 100 mantar mı? 100 tane mantar mı toplatacak bize bu? Ne istiyorsun Mantaringo bizden? Sizden güneşi çalıp bana geri getirmenizi istiyorum. Güneşi çalıp derken, ben doğru mu duydum Moni? Bildiğimiz güneş mi? Onu nasıl yapacağız ya? Yardım etsene bize. Yoksa seni var ya kızartırım, kahvaltıda da yerim. Aa, bana bak Moni, sinirlendirme onu. Frank'in oğlu bu. Ya bize kötü şeyler yapabilir. Şaka yaptım Mantaringo. Bizden daha yapılabilir bir şey istesen. Bu bana mantar sote mi dedi? Neyse o zaman bir dakika, bana ayı getirin. Ayı mı? Ya sinirlenmeye başlıyorum ya. Lütfen yardım eder misin bize? Zor durumdayız diyoruz. Arkadaşımız kötü durumda. 4 ayağı olan ayı mı? Of kardeşim. Aa, Mantaringo ne haber? Moni Moni Moni, gel gel, Sera geldi. Aa Sera mı? Şoklardayım, kaçıyorum. Gel gel gel, saklan ya, bizi görmesinler. Ne? Bir dakika, ne konuşacak onlar, bakayım bir. Kardeşimi gördün mü Mantaringo? Hayır görmedim. Ben senin kardeşini nereden bileyim? Ya bilmiyorum, sabahtan beri kardeşimi arıyorum. Ya bir şey diyeceğim Moni, bunlar böyle konuşurken biz vakit kaybediyoruz. Gel bir Fred'e bakalım ne durumda ya. Gel gel hızlıca gidelim. Gel gel hızlıca gidelim ya. Oho patlıyorum. Fred buralarda mısın Fred? Aa Fred Fred. Bir dakika, o sesler de ne? Fred Fred iyi misin? Bu bir dakika. Moni. Efendim. Bu niye köpek sesleri çıkarıyor? Fred iyi misin? Köpeğe mi dönüştün yoksa? Ya sorun ne sorun ne? İyi misin sen, köpeğe mi dönüştün? Bak Fred iyi misin? Doğru söyle bana. Aa Fred, aha, baba bana vurdu Moni, gördün mü?
Aa, delirmiş bu, delirmiş. Of ya, onu geri döndürmek için kesinlikle bir X-ray ihtiyacımız olacak galiba. Onu yoksa nasıl dışarı çıkaracağız? Aa, doğru diyorsun, doğru da başka bir sorun da katman kayaları. Of ya, bir dakika düşünüyorum. Onu dışarı çıkarmamızın tek bir yolu var. Nasıl tek bir yolu var? Aklına bir fikir mi geldi? Bak şurada bir tane boşluk var, görüyor musun? Oraya bir tane ender pearl atarsak çıkabiliriz bence. Biz niye çıkıyoruz? O çıkacak Moni. Yani ona atarsam o çıkabilir, o anlamda söyledim. Anladım, tamam, bunu yapalım, gel gel. Ama bir dakika, ender pearl'ü nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Kafede bir tane indirmen çalışıyordu, hatırlıyor musun? Onun yanına gidelim. Onun yanına mı? Tamam gidelim o zaman, gel çabuk, takip et beni. Moni hızlı olalım, kesin kafededir de. Bugün çalıştığına emin miyiz ya? Hafta sonu bugün. Çalışır çalışır, sıkıntı yok. Aa bir dakika, içi bomboş gözüküyor. Aa bir dakika, içeride galiba. Bir dakika bir dakika, umarım bize yardım edebilir ya. Merhaba Enderman. Merhaba Tofi, merhaba Moni, hoş geldiniz. Bugün çalışıyor musun Enderman? Evet, bayram dolayısıyla kapatmadık. Oo bir dakika, bayram dolayısıyla kapatmanız gerekmiyor muydu? Ters olmuş sanki. Allah Allah, bana öyle dediler. Of ya, neyse Enderman, dinle, bizim Ender Pearl'e ihtiyacımız var, arkadaşımızın başı dertte. Alın bir tane vereyim. Aa bir dakika, bir dakika Moni, bu sence de çok kolay olmadı mı? Aa evet, çok kolay oldu ya. Oo evet, bu bayağı çok basit oldu. O zaman geri verin bana, sizden para almalıyım. Tamam özür dileriz, al. Bir dakika, yani o zaman niye dümdüz verdin ya Enderman, deli misin? Ne bileyim, bana öyle dediler. Of tamam, o zaman sana Ender Pearl karşılığında 39 tane kurabiye vereyim. Hadi ama ben madenci miyim de dalga geçiyorsunuz. Kurabiyeyi siz yiyin. Aa bir dakika, of ya Moni bu kurabiye istemiyor. Ben yerim, bana ver. Of tamam al da bize, bir dakika bize şey lazım, Ender Pearl lazım şu an acil olarak. Enderman senin için ne yapabiliriz? Aslında bayağıdır gerçek aşkı arıyorum. Gerçek aşkı mı? Moni sen bulabildin mi? Yok daha bulamadım. Oo bir dakika Enderman senin için ne yapabiliriz ki? Hayatında hiç daha başka Enderman gördün mü Moni? Görmüş olmam gerekiyor. Görmüş mü? Nerede gördün peki Endermenleri? Hatırlamıyorum ya. Ant City'de görmüştüm. Ant City mi? Ant City. Bana bak Enderman, sen hiç Enderman gördün mü başka? Ben de Ant City'de gördüm. Eskiden orada yaşardım. Tamam o zaman oraya gitmeliyiz. Ben niye gidiyorum ya? Ben çıkamam, mesaim var. Ya tamam, onun parasını veririz sana sonra da. Gerçek aşkı arıyorsan orada bulabilirsin. Sana çok güzel bir Enderman ayarlayabiliriz değil mi Moni? Evet evet. Hadi gel bizi takip et o zaman. Seninle birlikte gideceğiz. Evet sonunda geldik de, bir dakika, ne yaptın Moni? Bir dakika bir dakika, sakin olsana sakin olsana. Bebekliğimden beri buraya gelmemiştim. Evet burası gerçekten de harika duruyor. Balkabağı lazım bize. Bir dakika, bana da geliyorlar, bana da geliyorlar. Ben de balkabağı taktım. Teşekkür ederiz Enderman de. Bunlar niye bize saldırdı az önce deli gibi ya? Göz teması kurarsan NCT'deki Endermenlerle sana saldırıyorlar. Of bir şu köşeye gelin ya, bir dakika benimle gelir misiniz? Bir önümü görmüyorum ben bu şekilde. Bir dakika şunu çıkarayım bir. Nefesim daraldı be. Enderman burası sana göre bir yer mi sence? Ben buradan sıkıldığım için zaten dünyaya gitmiştim. Ama burada gerçek aşkı bulup siz beraber dünyaya dönebilirsiniz. Hem bize daha da iyi kahve yaparlar değil mi Moni? Evet evet doğru diyorsun. Peki sen hiç halini özlemedin mi Enderman? Onlar her yere ışınlanabiliyorlar. Moni bu konu bizi ilgilendirmiyor ya. Haydi şunlarla göz teması falan kurma, tamam mı? Bak saldırılmasını istemiyorum bana. Kafamda zaten balkabağı var, bana saldıramazlar. Bir dakika, bana saldırıyor bu yine. Kafana tak kafana. Of önümü görmüyorum öyle de be. Of gitsene başımdan. Ne iğrenç şeysiniz siz. Hey onları ben de duyuyorum. Of özür dilerim, bir dakika bir daha takıyorum şunu. Of ya. Tamam Endermancık, biz artık gidebilir miyiz madem böyle yaptık? Ender Pearl'ü bize versen. Ama hala hayatımın aşkını bulamadım. Ama sen burada bulursun zaten ya, bak Ender Dragon falan da var, takılırsınız beraber, olur mu? Bu niye bana dik dik bakıyor? Dik dik bakmıyor, bence sana aşık oldu. Merhaba güzel bayan. Nasılsınız? Sen tanışırsın onunla. Bize Ender Pearl'ü versen biz gitsek. Ya tamam alın şunu, hadi uzayın buradan çabuk. Of hadi gidelim Moni, gidelim. Moni bu Ender Pearl'le Fred'i kurtarabiliriz değil mi? Evet kurtarabiliriz, hadi gel kurtaralım. Evet hadi, kardeşimizi kurtarmamız lazım, orada takılı kaldı. Hey Fredingo burada mısın? Abi be hala bu avlıyor ya Moni, bu niye böyle oldu? Ya ver şu Ender Pearl'ü, ver artık. Of tamam tamam, umarım başına bir şey gelmez. Bak şimdi Fred, umarım beni anlıyorsundur hala değil mi? Hala havlıyor ya. Beni anlıyorsundur. Şu Ender Pearl'ü al da gel bakayım yanımıza bir. Hala avlıyor, hala avlıyor. Hadi bakalım fırlat. Hadi kurtarabiliriz. Fred. Fred iyi misin? Çok iyi oldu Fred, çok iyi oldu. Bir dakika. Niye hala havlıyor bu ya Moni? Anlamadım ki, galiba onun dilini değiştirdiler. Of ya tamam tamam, neyse seninle ilgileneceğiz. Tamam gel bakalım önce yukarı çıkalım da. Fred'in bu sesini nasıl düzelteceğiz Moni? Of kardeşimi bulamadım. Sera hoş geldin. Evimde ne arıyorsunuz çocuklar?
Hiç burada takılıyorduk sadece, seni arıyorduk. Peki Fred neden garip kokuyor ve havlıyor? Havlamıyor. Alıştırma yapıyor. Hayvanlarla arası çok iyidir ya, değil mi Moni? Evet, arası çok iyi hayvanlarla. Ayrıca senin evindeydik çünkü kimin? Lia'nın doğum günü sürprizini hazırlıyorduk, değil mi Moni? Evet, doğum günü. Lia'nın doğum günü yakın değil ki, beni mi kandırıyorsunuz? Hayır, seni niye kandıralım Fred? Garip hareketler yapma be. Ayrıca onu nasıl düzelteceğiz Sarı? Fred garip hareketler yapıyor, nasıl düzeltebiliriz? Laboratuvarımın kameralarından sizi izliyordum arkadaşlar, kandıramazsınız beni. Seni kandırmıyoruz da tamam, nasıl düzelteceğiz bunu? Hayır, cezalısınız. Düzeltmiyorum, hak ettiniz bunu. Bir dakika, Fred böyle kaldı Moni. Fred bir köpek oldu. Fred ne yapacağız sana? Bir dakika, lütfen sakin ol. Ne yapsak, Mandaringo'ya mı gitsek geri ya? Belki Frank gelmiştir Moni. Doğru diyorsun, gelmiştir belki. Kurabiye delisine bak, kurabiye canavar oldu şimdi de. Neyse, gelin bakalım son bir kez Mandaringo'ya gidelim, o düzeltir her şeyi. Fred gelsene ya, en arkadan gelme hadi. Hala havlıyor bu çocukla, ne yapacağız Moni? Hadi çözeceğiz bu durumu. Hadi Mandaringo. Mandaringo burada mısın? Frank geldi mi? Yo, babam daha gelmedi. Gelmedi mi? Ya yardımına ihtiyacımız var Mandaringo, lütfen bu sefer yardım et bari. Bir dakika, yanınızda köpek mi getirdiniz? Köpek değil arkadaşımız o. Mağaradan çıkardık ama köpek gibi davranıyor. Ya ne yapıyorsun? Neden kırıyorsun ki buraları? Baksana hala havlıyor. Dur saldırma ya. Sakin ol Fred. Ya lütfen. Kapatsana şuraları yani. Ya Mandaringo köpek gibi havlıyor. Görmüyor musun? Hayatımda daha saçma bir şey görmemiştim. Lan ne oldu lan bu? Bilmiyorum ama bir iksir falan bir şey yok mu ya, buna içirse kendine gelse? Tam da sarımsak özlü yoğurtlu pastırmalı bir iksir yapmıştım. Leş gibi kokacak Moni bu. Çok güzel. Yemek yapmışsın sen. Atsana ben içeyim. Moni saçmalama. Baksana şuna. Nasıl da kudurdu. hadi. Tamam, al iç şunu. Yeter ki evime salyanı akıtma. Al bakalım Fred, iç bakalım lütfen, ne olur kendine gel. Ya yeter artık, yeter, birazcık daha kazacağım, ne oluyor? Fred geldin kendine. Niye kazıyorsun ya? Konuşuyordum zaten. Bir dakika, sen niye bir garip duruyorsun? Havada ısınıp alıyor Fred. Ya vurmasanıza. Sarımsak kokuyor, bir de iğrenç kokuyor. İğrençsin, bana yaklaşma tamam mı? Fred iyileştin mi yani? Evet, yeni özelliğimi kıskandınız kesin. Havada kalıyor resmen. Hav sana. Ya bana bak, beni kandırmaya çalışma. Biz ne hallere girdik, seni düzelteceğiz diye gel buraya. Ya gidin. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız kesinlikle kanallarımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca unutmayın ki sağda ve solda milyonlarca video var. Tıkla hepsine tıkla. Abone olan herkese kırmızı mantar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.